tahmin ediyorum ki insanoğlu var olduğu günden beri yani bugüne kadar yaşamış olan tüm insanlar kendilerine neden burada olduklarını, gerçekliğin doğasının ne olduğunu, evrenin neden bu şekilde düzenlenmiş olduğunu sormuşlardır. Bu sorular bugün fizik bilimiyle cevaplamaya çalıştığımız sorulardan sadece bazıları. Fizik matematikten sonra belki de en saf bilim dalı olabilir. Evet, dediğim gibi matematik saf bilimdir, temel bilimdir ve fizik de matematiğin temeli üzerine oturur. Kısacası, fizik, matematik ve bazı belli başlı fikirlerinde yardımıyla evrendeki tüm olayları açıklamaya çalışır. Bu anlamda gerçekliğin ya da etrafımızdaki her şeyin doğasını anlamaya başlayan ilk insanlar da fizikçilerdir diyebiliriz. Zaman zaman, hatta çoğu zaman, Fiziğin sadece kozmolojik olaylar, uzaya roket fırlatma, dalgaların nasıl ilerlediği ya da yapıların nasıl kurulduğu ile alakalı olduğunu düşünebiliriz. Ama fizik diğer tüm bilimlerin temelidir. Örneğin kimyanın temelidir diyebiliriz. Kimyayı kabaca atomlar arasındaki etkileşim olarak tanımlayabiliriz. Ama bu etkileşimler bile aslında fizik tabanlıdır. Yani fiziksel ilişkilere dayanırlar. Bunun için kimyanın da fizik temeli üzerine kurulu olduğunu söylersek yanlış söylemiş olmayız. Şimdi bir de kendimiz hakkında biraz düşünelim. Yani insan vücudu, bilincimiz, beynimiz bunlar da kimya ve fizik ile yakından alakalıdır. Ve atomlar arası etkileşimler hatta vücudumuzun mekanik özellikleri ile yönetilirler. O zaman biyolojiyi de kimya temeli üzerine yerleştirebiliriz. Evet, biyoloji de, kimya da, fizik temeline dayanır ve şu ana kadar öğrendiğimiz ve hayat boyunca öğrenmeye devam edeceğimiz matematiğin üzerinde yükselirler. Bugüne kadar pek çok kez kendi kendinize sorduğunuza inandığım matematiği neden öğreniyoruz ki sorusunun iki cevabı var. 1. Matematik harikadır. 2. Matematik olabilecek en saf şekilde evrenin yapısını tanımlamaya çalışan bilim dalıdır. İşte fizikte ilerledikçe bunun ne kadar doğru olduğunda daha iyi anlayacaksınız. Etrafınızda gördüğünüz tüm karmaşık olaylar, ister galaksilere bakın, ister okyanus dalgalarına, hatta isterseniz biyolojik sistemleri inceleyin, Bunların büyük bir kısmı şu ana kadar gördüğümüz ve görmeye de devam edeceğimiz matematik bilgileriyle açıklanabilir. Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme gibi basit bir matematik denklemi. Sonra kuvvet ve ivmeden vektörel büyüklükler olarak bahsedeceğiz. Daha sonra da bir cismin nasıl yer değiştirdiğini inceleyeceğiz. Ve karşımıza yine vektörel bir büyüklük çıkacak. Dediğim gibi kısa bir zaman sonra vektörel ve skaler büyüklüklerin ne olduklarını öğrenmeye başlayacağız. Mesela yer değiştirme hız çarpı zamandır. Ya da ivme hızdaki değişim bölü zamandaki değişim olarak tanımlanır. Aynen bunlara benzeyen daha birçok basit fikirle karşılaşacağız ve sonra da bunların detaylarına ineceğiz. Ve böylelikle tüm bu karmaşık olayların bir açıklaması olduğunu göreceğiz. Fizik hakkında en çok sevdiğim şeylerden biri fizik öğrenirken karşınıza çıkacak bir sürü zor ve karışık formül gözünüzü korkutmasın. Çünkü bu formüllerin hepsi aslında çok ama çok basit fikirlerden geliyor. Eğer bu fikirleri yani fiziğin temellerini iyi anlarsanız, o zaman bu formüller de size çok daha basit görünmeye başlayacaklar. Ne diyorduk? Az önce bahsettiğim matematiksel denklemleri kullanarak enerjiyi keşfedeceğiz. Newton'ın kanunlarını öğreneceğiz. Neden birçok farklı kuvvet var? Bu soruya cevap arayacağız. Bu kuvvetlerin neden var olduklarını anlamaya çalışacağız ve tüm bu öğreneceğimiz konular özünde evrenin karmaşıklığını açıklamak ve bu basit fikirleri kullanarak ne olacağını tahmin etmeye dayanıyor. Fizik işte bundan ibaret. Bu kadar basit, bu kadar da temel. Şimdi ilk fizikçilerin kim olduklarını yani onların isimlerini bile bilmiyoruz. Ama yine de fizikteki kurucu düşünürlerden bazılarıyla sizi tanıştırmak istiyorum. Fizik deyince akla ilk gelen isimler burada resimlerini gördüğünüz beyefendilerdir. Bunun listenin tamamı olmadığında altını çizmeliyim. Yani buraya daha pek çok isim ve resim ekleyebiliriz. Neyse. Şimdi ekrandakilere bakarsak ilk olarak Isaac Newton'dan bahsedeceğim. Fizik dersiyle ilk tanıştığınızda dünyayı Newton'un anladığı şekilde öğrenmeye başlarsınız. Newton cisimlerin yere düşmesinin sebebini her zaman düşecek olmaları ya da evrenin bu şekilde düzenlendiğini söyleyerek değil de cisimlere etkiyen bir kuvvet yüzünden gerçekleştiğini açıklamıştır. Aynı kuvvet şu anda beni sandalyemde tutuyor, dünyanın güneşin çevresinde, ayın da dünyanın çevresinde dönmesini sağlıyor. Newton yerçekimi kanunu ve Newton kanunları olarak bildiğimiz fiziğin en temel kanunlarını geliştirmiş kişidir. Tüm bunları fizik dünyasına balıklama daldığımızda görmeye başlayacağız hatta klasik mekaniğin yani Newton'un kurduğu fiziğin çok büyük bir kesinlik yüzdesiyle birçok olayı açıkladığını da görüp büyük ihtimalle şaşıracağız. 20. yüzyılın ilk yarısına geldiğimizde ise fizik daha da çılgın bir hal alıyor. Süper küçük şeylerin ölçekleriyle ilgilenmeye başladık ve Max Planck bizi kuantum mekaniğiyle tanıştırdı. Sonra bir de Albert Einstein var tabi. Onunla birlikte süper hızlardan ışığın hızından bahsetmeye başladık ve ışık hızının bir mutlak olduğunu yani hiçbir şeyin ışıktan hızlı hareket edemeyeceğini öğrenip genel ve özel görecelilik kavramlarıyla tanıştık. Tüm bunların sonucunda ise evrenin garip, gizemli ve hayranlık uyandıran bir yer olduğunu keşfettik. Evet tüm bu çalışmalar yani Max Planck ve Albert Einstein'in çalışmaları bile Newton'ın ve Newton'dan önce fiziği keşfetmiş olan insanların ortaya koyduğu temel prensipler ile açıklanabilir. Bu arada sanırım itiraf etmeliyim, belki de tahmin ettiniz. Ben her zaman bir fizikçi olmak istemişimdir. Çünkü hepimiz neden burada olduğumuz sorusuna cevap aramıyor muyuz? İşte fizikçilerin cevap aradığı en önemli sorulardan biri bu. Ya da gerçekliğin doğası nedir? Neden her şey bugün olduğu şekilde gerçekleşti? İşte bu sorular fiziğin cevaplamaya çalıştığı en temel sorulardır. Evet ne diyordum? Fiziğe geçmeden önce size bu beyefendilerin bazı sözlerini hatırlatmak istiyorum. İlk iki söz Isaac Newton'a ait gerçek çokluk ve karmaşıklık yerine basitlikte bulunabilir. Bunu üzerine basa basa söyleyeceğim çünkü öğrenciyken çoğu zaman kendinizi formül ya da terim ezberlerken bulursunuz. Eğer bunu yapıyorsanız henüz daha o konunun yüzeyindesinizdir. Yani anlamamışsınızdır. Ve o anda öğrenmeye çalıştığınız şeyle ilgili gerçekten düşünmeye başlamanız gerekir. Onların nereden geldiğini ya da neye dayandığını düşündüğünüzde her şeyin basitleştiğini ve sezgilerinizin sizi yönlendirmeye başladığını göreceksiniz. İşte ancak o zaman gerçeğe daha yakın olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. İkinci alıntı ise daha da güzel. Dünyaya nasıl göründüğümü bilmiyorum ama ben kendimi henüz keşfedilmemiş gerçeklerle dolu bir okyanusun kıyısında oynayan düzgün bir çakıl taşı ya da güzel bir deniz kabuğu bulduğunda sevinen bir çocuk gibi görüyorum. Daha öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki Belki çok şey bildiğimizi düşünüyor olabiliriz ama evrenin büyüklüğü karşısında gerçeklikle ilgili çok az şey biliyoruz. Isaac Newton gibi büyük bir düşünür bile bildiklerinin, keşfedebileceklerinin yanında okyanustaki bir çakıl taşı kadar küçük olduğunun farkına varmış ve kendisini önünde anlamaya daha yeni yeni başladığı kocaman bir okyanus varken kıyıda taşlarla oynayan bir çocuğa benzetiyor. Acaba eğer teknoloji ve bilim olarak bizden binlerce, hatta milyonlarca de olan uzaylı medeniyetler varsa onlar bu gerçekliği nasıl görüyorlardır? Çünkü biz daha ancak evrenin yüzeyinin tozunu alabildik. Şimdi, bu da Max Planck'in bir sözü. Cisimlere bakış açınızı değiştirirseniz, baktığınız şeyler de değişir. Bence bu çok derin anlamlar içeren bir söz. Fiziğe başladığınızda gerçek olarak nitelendirdiğiniz hemen hemen her şeyin kuvvetlere dayalı olduğunu göreceksiniz. Peki ama bu kuvvetler nelerdir diye soruyorsanız, mesela katı olarak kabul ettiğimiz cisimlerin bile atom seviyesinde boşluktan başka bir şey olmadığını ve onların katı ya da elle tutulur olmasını sağlayan şeyin aslında bu kuvvetlerin etkileşiminden başka bir şey olmadığını öğreneceksiniz. Düşünsenize somut olduklarını düşündüğünüz şeyler aslında somut değiller ve günün sonunda dünya zihinsel bir modelden başka bir şey değilmiş diyeceksiniz. Zihnimizin içinde yaşamayı başarabilmemiz için yarattığı ve daha yeni yeni anlamaya başladığımız bir illüzyon olduğunu düşünebilirsiniz. Son olarak bir de Albert Einstein'a ait bir sözü okuyalım. O kadar çok şey söylemişler ki aralarından seçim yapmak bile çok zor. Sahip olabileceğimiz en güzel deneyim gerçek sanat ve gerçek bilimin odağındaki duygu olan gizemdir diyor Albert Einstein. Fizik öğrenirken bu sözü sakın ama sakın aklınızdan çıkarmayın. Vektörleri, skalerleri göreceğiz. Formülleri kanıtlamak için gerektiğinde zor matematik denklemleri kuracağız ama tüm bunları yaparken temel olayları ve evrenin nasıl işlediğini anlamaya çalışıyor olacağız. Yani tüm bunlar temel olayları ve evrenin nasıl işlediğini anlamaya çalışırken kullanacağımız birer araçtan ibaret. Asıl amacımızı lütfen unutmayın ve sadece bunları düşünüyorken bile tüylerimiz diken diken olmuyor ya da kalbimiz hızlı hızlı atmıyorsa fiziği öğrenmeniz gerektiği gibi öğrenmiyorsunuz demektir.